Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah, afiyettesiniz. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün İzmir'deyiz arkadaşlar. İzmir'de bizim damızlık düve yetiştirme merkezindeyiz. Evet. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra, sizlere selam verdikten sonra şimdi kamerayı ters çeviriyorum. Çünkü yukarı bakmayı pek sevmiyorum. Sadece sizinle şöyle bir göz göze bakışalım diye, sizlere merhaba diyeyim diye böyle bir giriş yaptım. Haydi kamerayı çeviriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün dediğim gibi Red Hornstein düvelerimizin bulunduğu İzmir'deki damızlık düve yetiştirme merkezimizdeyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz buraya Avrupa'dan Slovakya, Çekya, Almanya bu bölgeden 8 ile 12 aylık arası yaşta gerek siyah alaca Hornstein, gerek Red Hornstein, geçtiğimiz yıllarda da simentel getirmiştik. Fleckvi sütçü simentel getirmiştik. Bu yıl siyah alaca ve Red Hornstein üzerine çalışma yapıyoruz. Hayvanlarımızı yurt dizisinden 8 ile 12 aylık yaşta Türkiye'ye getirdikten sonra burada Türkiye'ye adaptasyon sürecini tamamladıktan sonra, koruyucu aşılarının uygulaması bittikten sonra, efendime söyleyeyim, bütün testleri başarıyla geçtikten sonra her biri birer damızlık adayı oluyor. Ondan sonra 15 aylık olduklarında da hayvanları, biz top 10'daki bir boayı seçiyoruz. Bu kızlarımızı o boğanın sperması ile tohumluyoruz. Bu yıl Detour isimli boğayı seçtik. Bu boğanın dişi spermasını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani burada şu anda gebe olan hayvanlarımızın buzağları %95 oranında dişi doğacak. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu ülkemizde bu hayvanların çoğalması, yetiştiricilerin elinde doğurduklarında erkek materyal değil de dişi materyal olarak doğması ve bu hayvanlara yatırım yapacak olan benim müşterilerimin işletmesinin hızlı bir şekilde büyüyebilmesi için. Biliyorsunuz ki bu hayvanlar %100 sütçü ırk olan hayvanlar arkadaşlar. Bunlar kombine ırk değil. Bunlar sütçü ırk. Bunlardan çok ciddi anlamda bir besi kondisyonu beklemek yanlış olur. Bu sebepten ötürü bunlardan doğacak kendi ırkına ait safkan erkek hayvanlar, tabii ki etçi hayvanlara nazaran günlük canlı ağırlık artışları istenilen miktarda olmayabilir. Yani bugün piyasada bildiğiniz siyah alacaların erkek buzağları nasıl bir besi kondisyonuna sahip ise, bunlardan doğacak olan erkek hayvanlar da bu siyah alacalardan bir tık yüksek, sadece bir tık yüksek olarak besi kondisyonu alırlar. Ve bu sebepten ötürü de biz hayvanların erkek doğurmasını istemiyoruz ülkemizde. Dişi doğursun ki bu hayvan ülkemizde gelişsin, yatırımcının elinde çoğalsın, ülkede çoğalsın. Her kim nereye alıp götürüyorsa hayvanlar orada çoğalsın istiyoruz arkadaşlar. Şimdi sosyal medya hesaplarımda, gerek Facebook gerek Instagram sayfalarımda bu hayvanlarımızın tanıtımlarını, reklamlarını yapıyorum arkadaşlar. Ve şu anda mevcutta elimizde, daha önceki videolarda da size bahsettim, biz bu hayvanlardan ülkemize şu son 6 ay içerisinde 100 baş getirdik. Son 6 ay içerisinde sadece 100 baş 8-12 aylık yaşta getirdik. Bunları az önce söylediğim gibi 15 aylık olduklarında da hayvanlarımızı
dişi spermayla tohumladık. Ondan sonra da 2 aylık gebe olduklarında, kesin gebelik tanısı veteriner hekim tarafından konduklarında satışa sunduk arkadaşlar. Sunmaya da devam ediyoruz. Şuradaki grup arkadaşlar, şimdi bu hayvanları biz yurt dışından 8-12 aylık yaşta Türkiye'ye getiriyoruz dedik ya. Bu hayvanları Türkiye'ye getirmemizdeki sebep şu: bakanlığımızla yaptığımız anlaşmaya göre Türkiye'deki yetiştiricilerimiz eğer talepleri en az 5 baş olur ise, 5 baş, 10 baş, 15 baş, 20 baş, yani 60 başı tamamlayamayan yetiştirici ve yatırımcı arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını ülke içerisinde, yurt içinden bu şekilde damızlık düve yetiştirme merkezimizden karşılayabilmek için bu hayvanları buraya getirdik arkadaşlar. Burası bir ari işletme, bakanlığa bağlı, bakanlık denetiminde çalışıyor, faturalı satış yapıyor. Bütün denetimleri her şeyi bakanlığa bağlı arkadaşlar. Bakanlığın izni olmadan burada neredeyse kuş uçmuyor arkadaşlar. Bir burasını yarı kamu gibi düşünün. İlçe tarım veterinerlerimiz sürekli gelip denetimler yapıyorlar. Hayvanlarımızı inceliyorlar. Hayvanlarımızın burada Türkiye'ye geldikten sonra 3 defa teste maruz kalıyorlar. Ondan sonra da buradan yeni sahiplerine kavuşuyorlar. Şimdi bunun haricinde tabii ne dedim, bunların 60 baş adetini tamamlayamayan müşterilerimiz 5 baş, 10 baş, 15 baş, her neyse 60 baş talebini tamamlayamayan müşterilerimize buradaki çiftliğimizden hayvanları veriyoruz, seçtiriyoruz arkadaşlar. Tabii ki burada da şöyle bir handikap oluşuyor. Elimizdeki hayvan varlığı çok ciddi anlamda yüksek olmadığı için, işte bakın mesela bu hayvanlar 4 ile 6 ay arası gebe olan hayvanlar. Bu hayvanları şu anda 30 baş olarak bir tek müşterimize verdik. 30 başını da hepsini geldi bir müşteri 4 ile 6 ay arasında aldı. Şimdi elimizde ne kaldı? Şu grubun içerisinde veya bu grubun içerisinde de birkaç tane olabilir, 2 aylık, 3 aylık gebe olan hayvanlarımızdan şu anda elimizde mevcutta var. Hayvanların gebelikleri daha fazla ileriye gidemiyor arkadaşlar. Türkiye'de hayvanların gebelikleri daha fazlasıyla ileriye gidemiyor. Çünkü satılıyorlar buradan. Satıldıkları için burada elimizde 6 ayın üstünde gebe düve neredeyse olmuyor, yok diyebilirim. Adet olarak 60 baş ve üstü taleplerinizi de direkt yurt dışından temin ediyoruz arkadaşlar. Direkt geliyorsunuz, yine buradaki işletmemize geliyorsunuz. İzmir'deki işletmemizde bizi ziyarete geliyorsunuz. Buradaki hayvanların örneklerinden sizlere gösteriyoruz. Ondan sonra oturup gerekli şartları konuşuyoruz. 60 baş ve katları olarak 60, 90, 120 şeklinde, çünkü bir tır 30 baş hayvan aldığı için ithalatları da tır bazında yapıyoruz. 60, 90, 120, 150 şeklinde yaptığımız ithalatları o şekilde gerçekleştiriyoruz. Siz çiftliğe geldiniz, 60 baş hayvan almak istediğinizi belirttiniz. Buradaki kızlarımızı hep birlikte inceledik. Akabinde fiyat konusunda biz size teklifimizi sunuyoruz. Sunduktan sonra da hayırlaşırsak burada protokolümüzü sizinle birlikte imzalıyoruz arkadaşlar. Yani yerimiz belli, yurdumuz belli, çiftliğimiz belli, kişiliğimiz belli, şahsiyetimiz belli. Her şey ortada arkadaşlar. Her şey şeffaf. Daha sonrasında protokolü imzaladıktan sonra biz yapılacak olan alışveriş için size bir proforma fatura kesiyoruz. Siz bu faturayı ister Ziraat Bankası'ndan bu hayvanlar için özel açılmış
kredilerden istifade ederek karşılayabilirsiniz nakit ihtiyacınızı. İsterseniz kendi öz sermayenizle karşılayabilirsiniz. Ziraat Bankası bu hayvanlarımıza bizim kestiğimiz fatura tutarının %75'ine kadar olan kısmını ödüyor arkadaşlar. %75'ine kadar olan kısmını Ziraat Bankası ödüyor. Bunu da 5 yılda geri ödüyorsunuz. Buradan aldığınız krediyi 5 yılda eşit taksitler halinde geriye ödüyorsunuz. Faiz oranı nedir derseniz, bunun da faiz oranının %75'i hibe arkadaşlar. Yurt dışından getirdiğimiz hayvanların da faiz oranında, damızlık hayvanların faiz oranının %75'i direkt olarak hibe. Şimdi bu krediyi kullanacak olan arkadaşımızın yaşı 30'u aşmamış, 40'ı aşmamışsa, yani genç çiftçi diye nitelendirilen kriterdeyse, bayansa, bulunduğu bölgede kredi üstünlüğü varsa vesaire vesaire. Bunlar da sizin kişisel kriterinize, kişisel kabiliyetinize kalıyor. Banka size ekstradan 25 puan daha verip alacağınız faiz oranını sıfıra kadar da düşürebiliyor. Bunun için lütfen bana soru sormayın. Kredi için beni aramayın. Direkt bağlı bulunduğunuz, ahırınızın bağlı bulunduğu Ziraat Bankası şubesine gidip oradaki müşteri temsilcinizden bütün detayları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi protokolümüzü imzaladık. Biz sizin proforma faturanızı kestik. Bu proforma faturayı siz ister banka kanalıyla ister öz sermayenizden karşılayabilirsiniz. Biz protokolün gidişatı olarak şöyle bir yol çiziyoruz arkadaşlar. Protokolümüzü burada imzaladıktan ve proforma faturamızı kestikten sonra yaptığımız sözleşmeyle, isterseniz yaptığımız sözleşmeyi noterden de onaylatabiliyoruz. En yakın noterden de, noter huzurunda da yapabiliriz yapacağımız alışverişin kontratını. %30 sizden burada kapora alıyoruz arkadaşlar. %30 burada sizden kaporamızı aldıktan sonra yurt dışı partnerlerimizi arıyoruz. Diyoruz ki hemen bize 60 tane hayvan oradaki anlaşmalı olduğumuz çiftliklerden ayarlayın. Biz seçime geleceğiz. Partnerlerimiz yurt dışındaki anlaşmalı olduğumuz çiftliklerden bize en az işte 100-150 başlık ayarlamalar yapıyorlar ki biz de oraya vardığımızda içerisinden 60 baş hayvan seçebilelim diye. Şimdi burada yapılan seçimlere %100 Savaş Dursun olarak bizzat ben kendim şahsım olarak gidiyorum arkadaşlar. Şahsım olarak gidip ülkeye en güzel kızları getirmeye çalışıyorum. Bu izlemiş olduklarınız gibi. Akabinde partnerlerimiz bizi aradı. Dedi ki evet biz hazırız. Biz de bu süre zarfında hemen sizin ithalat izinlerinizi almanız konusunda sizlere yardımcı oluyoruz. Bakanlıktan sizin adınıza hemen ithalat iznimizi alıyoruz. Ve sizinle birlikte dilerseniz sizin temsilciniz olacak bir vatandaşla birlikte buradan uçup yurt dışına hangi ülkeden hayvan alacaksak gidiyoruz. Tabii ki bu arada bakanlıktan da randevu aldığımız için bizimle birlikte bakanlığımız bizim yanımıza seçim heyeti olarak bir tane zooteknist memur arkadaşımızı, bir tane veteriner hekim memur arkadaşımızı görevlendiriyor. Onlar da bizim seçim heyetimizde bulunuyorlar arkadaşlar. Kendisi şahsen bizzat gelmek istemeyen müşterimizi ben Savaş Dursun olarak temsil ediyorum. Onun adına seçimler yapıyorum. Kendisinden vekalet alarak. Ama ben seçime geleceğim diyen müşterimizi de kesinlikle seçime götürüyoruz. Buradaki tek handikap şu.
vatandaş kendi pasaportunu çıkaracak, kendi vizesini, Avrupa vizesini alacak ve uçuş gününe hazır olacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Ondan sonra gittik, birlikte bu 4 kişilik heyet yurt dışından hayvanlarımızı seçtik. Hayvanlarımızın hemen orada kanları alınıyor. Hayvanlar bir karantina çiftliğine aktarılıyor ve kanları alınıyor. Bakanlığımızın istediği bütün hastalıklara karşı hayvanlar kan testine giriyorlar. Bu testleri başarıyla geçen hayvanlar Türkiye'ye gelmeye hak kazanıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar, karantina süresi tamamlandıktan sonra da biz transport işlemlerini ayarlayıp hayvanları sizin çiftliğinize gelecek şekilde yüklemesini yapıyoruz. Hayvanlara bu transport esnasında yol sigortası yapıyoruz. Olur da Allah göstermesin araç içerisinde herhangi bir kaza olur, bela olur, bir şey olur, hayvana bir şey olursa diye bir maddi kayıp söz konusu olmaması için biz hayvanlarımızın yol sigortasını yapıyoruz. Hayvanlar oradan yüklemeye başlanacağı gün, hayvanlar oraya da pardon şeyi atladık, seçime gittiğimiz gün, seçimimiz bittiği gün biz ödemesinin, hayvanların ödemesinin %30 olan kısmını daha müşterimizden talep ediyoruz. %30 kısmı daha seçim bittikten sonra bizim oradaki hesabımıza yatırılıyor. Ondan sonra hayvanlar karantinaya alınıyor. Karantina süresi bitti, yükleme günü geldiğinde de artık hayvanlar Türkiye'ye gelmeye hazır ve yükleme yapılacak olan gün, geri kalan ödemenin de %40'ı yapıldıktan sonra hayvanlar yüklenip yola çıkarılıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra bir daha hayvanlar Türkiye'ye doğru yola çıkıp geliyorlar. Şimdi bu detayları sizlere aslında telefonda verirdim. Ama bu konularla ilgili çok zaman kaybetmeye başladım. Bunları telefonda izah ederken çok zaman kaybetmeye başladım. Bu sebepten ötürü size bu şekilde de anlatmak istedim. Hayvanlarımızın bizzat başında arkadaşlar. İthalatla ilgili kafanıza takılan başka bir şey varsa beni dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Avrupa'dan sadece Retonch'tan getirmiyorum. Avrupa'dan Fleck ve Simmental getirmeye devam ediyorum. Avrupa'dan siyah alaca Holstein getirmeye devam ediyorum. Montofon getirmeyi çok arzuluyorum ama Montofon'a ithal olarak pek talep yok. Jersey hiç getirmedim bugüne kadar. Montofon hiç getirmedim bugüne kadar. Ama Avrupa'da çok güzel Montofonlar, çok güzel Jersey'ler var. Ama Türkiye'den şu ana kadar benden 60 baş üzeri Montofon ve Jersey talebi olmadı ama bol bol siyah alaca, Red Ornstein ve Simmental ülkemize şu son 10 yıl içerisinde kazandırdım. Getirdiğim hayvanlarımdan herkes çok memnun. Hiç daha bugüne kadar abi senden şunu aldım, bunu aldım da şöyle çıktı, böyle çıktı diyen bir müşterime karşılaşmadım. Çünkü ben gerçekten sütçü ırk hayvanlar getiriyorum arkadaşlar. Gerçekten kapasitesi yüksek olan, süt verimliliği yüksek olan hayvanlar işte tercih etmeye çalışıyorum. Sütçü karakter hayvanlar getirmeye çalışıyorum. Getirdiğim hayvanlar ilk baştan yatırımcının gözüne çok hoş gelmese de daha narin, daha ince yapılı olsa da, hangi ırktan olursa olsun, böyle çok gösterişli hayvanlar getirmeyi istemiyorum. Çok gösterişli hayvanlar ancak bol bol et yapar arkadaşlar. Süt yapmaz. Çok kilolu hayvanlar tohumlama ve doğum sorunlarıyla karşılaşabilirler. Bu sebepten ötürü elimden geldiği kadar birinci sınıf sütçü karakter, sütçü genetik sahibini, yatırımcısını verimlilik anlamında memnun edecek hayvanlar getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar benim size söyleyeceklerim bu kadar. Umarım size ithalat konusunda
yeteri kadar bilgi verebilmişimdir. Kafanıza takılan her türlü soru için beni arayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Sadece mesai saatleri içinde olmak şartıyla arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Her şey dilediğinizce olsun.